Evet, başlayabilir miyim arkadaşlar? Değerli basın mensupları, Merkez Yönetim Kurulu toplantımız halen devam ediyor. Bugün kurul gündeminde özellikle Suriye'de yaşanan gelişmeler ve milletimizi ezip geçen ekonomik kriz vardı. Yine sözlerime başlarken, bundan 20 yıl önce karanlık ellerin hain bir suikastla aramızdan aldığı siyasetçi akademisyen, Cumhuriyet Gazetesi yazarı Profesör Doktor Ahmet Taner Kışlalı'yı saygı ve rahmetle anıyorum. Hafta sonunda Tel Abyad ve Hakkari'den şehit haberleri geldi. Yine bugün Mardin'de bir şehidimiz daha var. Daha önceki operasyonlarda yaralanan iki Mehmetçiğimizin şehit olduğu haberini de bugün aldık. Hafta sonundan bu yana PKK terör örgütü ve onun Suriye'deki uzantısı PYD tarafından şehit edilen Mehmetçiklerimizin sayısı 5'e yükseldi. Ben tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin acılı yakınlarına ve milletimize sabır diliyorum. Değerli basın mensupları, Türkiye'de ve dünyada değerlerin, ilkelerin, kuralların buharlaşıp uçtuğu, yok olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Bu garip zamanlarda Türkiye'de AK Parti iktidarında buharlaşan değerlerimize binlerce yıllık devlet geleneklerimiz de eklendi. Geçtiğimiz hafta Trump'ın Erdoğan'a yolladığı hiçbir diplomatik kurala uymayan kağıt parçasının yol açtığı skandal sürecinde bunu hep beraber yaşadık, gördük. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik küstah tehditler ve hakaretler savurduğu kağıt parçası Cumhurbaşkanlığında koltuğunda oturan AK Parti Genel Başkanı tarafından sineye çekildi. Erdoğan'ın Trump'la olan karşılıklı sevgisi ve saygısı kendi ifadesiyle bu hakaretleri sürekli gündemde tutmaya müsaade etmiyormuş. Zamanı geldiğinde cevap verilecekmiş. O zaman ne zaman? Bu arada kendi sözcüsü de biz bu Barış Pınarı harekatıyla bu mektuba cevap verdik diyor. Kim doğruyu söylüyor? Onu da anlayamıyoruz. Bu cevap vermeyi ertelemeyi söyleyen kim? Anayasamızın 102. maddesine göre Türkiye Cumhuriyeti'nin şan ve şerefini korumaya ve yüceltmeye namusu ve şerefi üzerine yemin etmiş kişi. Bu kişi tarafsızlık yeminine uymamıştı. Öyle anlaşılıyor ki yeminin bu kısmına da uymayacak. Trump sevgisi ne zamandan beri Türkiye Cumhuriyeti'nin itibarının önüne geçti? Bunun cevabını Sayın Erdoğan'dan bekliyoruz. Bu işin nasıl yapılacağını bilmiyorsanız Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Johnson'ın mektubuna İsmet Paşa'nın verdiği cevaba bakacaksınız. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Erdoğan'la ilişkilerine sert aşk demiş. Erdoğan da Trump'a duyduğu sevgiden bahsedip her türlü hakareti sineye çekiyor. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri Mahkemesi Halkbank dosyasını yeniden masaya koyuyor. Bu sefer dosyada doğrudan Erdoğan ve damadın adı da geçiyor. Halkbank dosyasının yeniden açıldığını duyan damat ve eski bir Halkbank yetkisi olan şu andaki Merkez Bankası Başkanı Washington'daki yıllık uluslararası para fonu ve Dünya Bankası toplantılarına katılmaktan vazgeçtiler. Daha doğrusu gidemediler. Böyle bir şey tarihimizde ilk defa yaşanır. Değerli basın mensupları, kepazeliklerle dolu bir tiyatro izliyoruz. Buna bu ülkenin yurtsever insanların hazmetmesi, olur demesi mümkün değil. Biz de hazmedemiyoruz. Onurumuz zedeleniyor. Vatandaşlarımızın AK Parti Genel Başkanı'na en ufak bir eleştirisi biliyorsunuz Cumhurbaşkanı'na hakaret suçu oluyor. Bunun için insanlarımız yargılanıyor, hapislere atılıyor. Ama aynı Erdoğan Trump'ın en ağır hakaretlerini ona duyduğu sevgi nedeniyle sineye çekiyor. Sayın Erdoğan, ülkemizi tehdit eden elin adamına anlayış göstermeyi artık bırakın.
Biraz da kendi milletinizi sevin. Onu düşünün. Bence yarından tezi yok. Sizi eleştiren vatandaşlarımıza karşı açtığınız hakaret davalarını geri çekin. Değerli basın mensupları, Cumhuriyet Halk Partisi olarak baştan beri Erdoğan yönetimine, Orta Doğu bataklığına dalma dedik. Ama Emevi Camii'nde namaz kılma hayaliyle gözleri döndü, bizi dinlemediler. Önce vatan toprağımızı kaybettiler, atamız Süleyman Şah'ın türbesini sırtlayıp kaçırdılar. Bugün de Güneydoğu sınırlarımız ayrılıkçı, bebek katili, cihatçı, kafa kesen terör örgütlerinin cirit attığı bir bölge haline geldi. Sınırlarımızın peşaverleşmesini, perfore hale gelmesini kabul edemeyiz. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği bizim için her şeyin üzerindedir. Trump'ın tehdit mektubuyla başlayan süreçte yaşananlar açıkçası bize güven vermemektedir. Önce Trump saraya güvenli bölge kurmak için Suriye'ye gir dedi, girdiler. Sonra tehdit mektubu geldi. Sonra ben Trump'tan başkasıyla masaya oturmam diyen Erdoğan, onun yardımcısıyla masaya oturdu, boy boy televizyonlarda poz verdi. Hadi nezaket ziyareti olsa 10 dakika sürmesi lazım. 1 saat 40 dakika konuştular. Aslında YPG'ye kendi adına savaşma vekaletini veren Amerika Birleşik Devletleri bu kez Ankara'da YPG terör örgütüne vekaleten masaya oturdu. Nerede? Sarayda. Kimin karşısında? Erdoğan'ın karşısında. Uluslararası haber ajansları da bu görüşmeler esnasında YPG'nin Amerika Birleşik Devletleri ile kesintisiz telefon görüşmesi yaptığını söylüyor. Sarayda cemurlar falan vardır. Öyle anlaşılıyor ki bu görüşmeler için Amerika Birleşik Devletleri yetkililerine sarayda bir oda ve telefon tahsis edilmiş. Milli ordumuzun kozmik odasını FETÖ'ye tahsis edenler, şimdi saraylarının telefonlarını, odalarını terör örgütü ilan ettikleri YPG'lilerle yapılacak görüşmeler için Amerikalılara tahsis etmişler. Bu arada hayırlı olsun. Sarayın Yüksek İstişare Kurulu üyelerinden birinin FETÖ'den tutuklu damadı da serbest kalmış. Söylüyoruz, bu işlerde ensesi kalınlar paçayı kurtarıyor. Olan yine fakir fukaranın evlatlarına oluyor. Tam bir vurun abalıya hikayesi. Değerli basın mensupları, saray teröristlerin vekilleriyle 13 maddelik bir anlaşma imzaladı. Ve Trump, Erdoğan'ın asla yapmayacağız dediği ateşkesi kabul ettiğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri dur dedi, durdular. Trump yapılanların ateşkes olduğunu söyleyip duruyor. Erdoğan da çok sevip saydığı Trump'ı bir kelime için çok fazla kırmıyor. Yani Trump yanlış söylüyor demiyor, kendisi de iş durma noktasında diyor. Büyük Orta Doğu Projesi eş başkanı olarak Erdoğan kendisine hangi talimat verilirse hiç sektirmeden yerine getiriyor. Değerli basın mensupları, bunlar Fırat'ın doğusunda yaşananlar. Bir de Fırat'ın batısı var. Fırat'ın batısında yaşananlar da bu yaşadıklarımızdan hiç farklı değil. Saray iktidarı Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya arasında pimpon topuna dönmüş vaziyette. Rahmetli Dışişleri Bakanımız İhsan Sabri Çağlayangil, Orta Doğu'da önemli bir yemeğe davetli olduğunuz halde adınız davetli listesinde yoksa hemen bir de menüye bakın diyor. Adınız orada olabilir. Devlet aklı böyle bir şey. Devlet aklı saray iktidarında buhar olup uçtu. İşte tüm bu yaşadıklarımız nedeniyle insanımızın can ve mal güvenliğinin sağlanabileceğine, yapılan bu iktidar tarafından sağlanabileceğine
güvenemiyoruz. Bunların söyledikleriyle yaptıkları birbirini tutmuyor. 2015 Kasım ayına kadar Amerika Birleşik Devletleri ile iş tuttular. 2016 Ağustos'undan bu yana da Rusya ile iş tutmaya çalışıyorlar. Bu arada herkese ey diye bağırıyorlar ama iki kişi hariç. Trump ve Putin. Erdoğan'ın bu ikisine duyduğu sevgi çok derin. Nitekim Erdoğan yarın yine Putin'in yanına gidiyor. Herhalde bu sefer de Putin'i çok özledi. Soçi'de Putin'le görüşecek. Yine işler yolunda giderse çok sevdiği Trump'la Kasım ayında Washington'da görüşecek. Erdoğan'ın Suriye politikası batağa saplanmıştır. Çıkış için ne Trump'tan ne de Putin'den himmet beklenebilir. Bu bataklığı aşmanın yolu ne Ankara-Washington ne de Ankara-Moskova arasındaki yoldur. Bu bataklığı aşmanın en kestirme yolu, geçen hafta da söylemiştim, Şam ve Ankara arasındaki yoldur. Değerli basın mensupları, yine bugün demokrasimiz açısından son derece sakıncalı gördüğümüz bir hususu yaşadık. Bu konuya da burada değinmek istiyorum. 31 Mart'ta seçilen belediye başkanlarının idari kararlarla görevden alınmasının ardından bugün bazı belediye başkanlarının da gözaltına alındığı anlaşılıyor. Suçüstü yapılmadan veya kesinleşmiş mahkeme kararı olmadan seçilmişlerin hem de sabahın köründe apar topar gözaltına alınması demokrasi açısından yanlıştır. Bu uygulama siyaset alanını daraltır. Demokrasimize zarar verir. Bulanık suda balık avlamak isteyenlerin de ekmeğine çok açık söyleyeyim yağ sürer. Son günlerde Erdoğan Suriyeliler için 40 milyar dolar harcadık, yine harcayarız nakaratını sürekli tekrarlıyor. Bir iktidar bu milletin sıkıntılarına nasıl bu kadar bigane kalır? İnsan anlamakta gerçekten zorluk çekiyor. 2011'de ensar dediler, muhacir dediler, bütün faturayı milletimizin sırtına yıktılar. Şimdi çıkmışlar, milletin sırtından bir 40 milyar dolar daha harcamaktan bahsediyorlar. Söylüyoruz, bunlar milleti unuttular. Milletin sesini duymaz oldular. Tek adam olunca bu işler böyle oluyor. Milletin meclisinin bütçe yapma hakkı diye bir şey kalmadı. Kayınpeder istiyor, damat milletin kasasından veriyor. Milletin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verdiği bütçe yapma hakkı, vergi toplama hakkı da havada öyle asılı duruyor. Artık sarayın bütçesinde vatandaş yok, yandaş var. Ne diyelim? Allah tez elden akıl fikir versin. Değerli basın mensupları, ekonomimiz adeta batan gemi Titanik, saray ise Titanik'teki kemancıya benziyor. Batan geminin mallarını sağa sola peşkeş çekerken keman sesiyle milleti oyalamaya çalışıyorlar. Cumhuriyet'in kurduğu kamu kurum ve kuruluşlarını, üretim tesislerinin hepsini sattılar. 17 yılda atadan dededen kalan ne varsa 63 milyar dolara özelleştirildi, parası da yendi bitti. Yetmedi şimdi, atadan dededen kalan ama satamadıkları bir takım gümüşler vardı. Onları da hepsini beraber toptan halletmek için varlık fonunda topladılar. Erdoğan bu fonun başına kendini ve damadını getirdi. Şimdi BOTAŞ'ından Türk Hava Yolları'na, kamu bankalarından PTT'ye, Eti Maden'e kadar elindeki kamunun varlıklarını dışarıya rehin veriyorlar, onun karşılığında da borçlanıyorlar. Peki bu borçları nereye harcıyorlar? Millete mi harcıyorlar? Çiftçiye mi harcıyorlar? Hayır. Aldıkları bu borçlarla yok İstanbul Finans Merkezi, yok şu bu diyerek kendi müteahhit, kendi yandaş müteahhitlerini kurtarıyorlar. Ondan sonra da 50 milyon dolar için tank palet fabrikasını Katar ordusuna peşkeş çekiyorlar. Arkasından da gelsin ey Arap Ligi, bu Katar nereye mensup?
Açık söyleyeyim. Hem Katar ordusuna kendi savunma sanayini peşkeş çekeceksin. Ondan sonra da ey Arap Ligi deyip dayılanacaksın. Diyorum ya, yaptıklarıyla sözleri birbirini tutmuyor. Elde kalan ne varsa yandaşa peşkeş çektiler, yetmedi. Şimdi tarihi ve kültürel mirasımıza göz koydular. Haydarpaşa ve Sirkeci Garı'nın depo alanlarını yandaşa verebilmek için her türlü oyunu yapıyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi milletin tarihi ve kültürel mirasını korumak için bunları alıp millete tahsis etmek istiyor. Satın alacak, ihaleye girecek. Ama bu beyler bu mirası iç etmek istedikleri için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu ihaleye katılmasını engellemeye çalışıyorlar. Haydarpaşa ve Sirkeci Garları tarihimizdir, kültürümüzdür. Şu Nazım'ın şu dizelerini hatırlayalım. Denizde balık kokusuyla, döşemelerde tahta kurularıyla gelir Haydarpaşa Garı'nda bahar. Şiirlere girmiş. Bu arada Sirkeci Garı özellikle Balkanlardan gelen muhacirlerimiz için son derece önemli bir yerdir. Balkanlardan sökülüp atılan evladı Fatihan, elinde bir kofer, yani tahta bavul ve bir daha vatan kaybetmeme azmiyle Sirkeci Garı'na gelmişti. Dolayısıyla bu tarihi ve simgesel eserlerimiz halkın yararına kullanılmak zorundadır. Değerli basın mensupları, ülkemizin varlıklarını yandaşa peşkeş çekenler, ülkeyi de bir yandan borca batırmayı ihmal etmediler. Göreve geldiklerinde 130 milyar dolar olan dış borç 17 yılda 3,5'a katlandı ve 447 milyar dolara çıktı. Borcumuzun gelirimize oranı da Cumhuriyet tarihinde ilk kez %60'ın üstüne çıktı. Dünya Bankası bir araştırma yapmış, dış borçlar bakımından en kırılgan ülkeleri tespit etmiş. Burada da bir gerçek ortaya çıkıyor ki bizim kasamızdaki dövizimiz borcumuza yetmiyor. Bakın, her 100 dolarlık dış borç karşısında Brezilya'nın kasasında 67 dolar var. Hindistan'ın kasasında 72 dolar var. Rusya'nın kasasında 84 dolar var. Çin'in kasasında 158 dolar var. Bunlar aşağı yukarı yükselen piyasa ekonomileri. Biz de o kategori içindeyiz. Bize benzeyen ekonomiler. Peki bizim kasamızda ne var? 100 dolar karşılığında sadece 16 dolar var. AK Parti'nin İş başında olduğu 17 yılda bütçeden ödenen faiz 469 milyar dolar. Güne vurursak her gün 77 milyon dolar vatandaşın cebinden almışlar, vergisinden almışlar, götürüp faiz lobilerinin cebine koymuşlar. Çiftçimizin, esnafımızın, üreticimizin hali perişan. Millet tefecilerin eline düşmüş durumda. Bakın, sadece Ocak-Ağustos döneminde bu yılın protesto edilen senet tutarı %29 artmış ve 14 milyar lira olmuş. Yine karşılıksız işlemi yapılan çek tutarı, yani karşılıksız çıkan çek tutarı yine aynı dönemde %37 artarak 20 milyar lirayı bulmuş. Geçen senenin aynı dönemiyle karşılaştırıyoruz. Uşak'ın Sivaslı ilçesinde bir çiftçimiz Mustafa Oskay 50 bin lira civarında bir borcu ödeyemediği için kendini av tüfeğiyle vurmuş, canına kıymış. Yine geçtiğimiz haftalarda Yozgat Yerköy'de bir başka çiftçimiz Ali İhsan Yılmaz 12 bin liralık borç yüzünden hapse girmiş. Çiftçilerimiz borç yüzünden ya hapse giriyorlar ya da mezara giriyorlar. Hükümet yandaşın 40 milyar liralık borcunu bir gecede sildi, hatırlayın. Çiftçinin yeniden yapılandırılması gereken borcu 30 milyar lirayı aşmıyor. Üstüne üstlük devlet 2007'den bu yana çiftçiye 269 milyar lira destek ödemeyi taahhüt etmiş ama topu topu 121 milyar lira para ödemiş. Yani çiftçiye 148 milyar lira devletin borcu var.
her bir çiftçi ailesinin devletten 67 bin lira alacağı var. Hadi bu borcu vermiyorsunuz, borcunuzu ödemiyorsunuz. Bari çiftçinin borcunu yapılandırın. Çiftçimizi de, Türk tarımını da düşürdüğünüz bu bataktan artık çıkarın. Değerli basın mensupları, artık sözün bittiği yerdeyiz. Ülkeyi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle uçuracağız dediler. Ucube tek adam parti devleti rejimi ülkeyi uçurumdan aşağı yuvarladı. Bırakın uçurmayı, uçurumdan aşağı yuvarladı. Bu kadar borç aldılar ama ülkenin geliri bu ucube başkanlık rejimi projesinin başladığı 2014'ten bu yana sürekli düştü. 2013 yılında 950 milyar dolar yılda gelir elde ediyorduk ülke olarak. Bu yılın ikinci üç ayı itibariyle bir yılda yani 12 ayda elde ettiğimiz gelir 722 milyar dolara düştü. 2014'ten bu yana cebimizden tam 228 milyar dolar almışlar. Kim almış? Ucube başkanlık tek adam parti devleti rejimi. 228 milyar dolar bizi fakirleştirmiş. Bu yönetimin elinde, bu beceriksiz yönetimin elinde ülkenin borcu artmış ama gelirimiz hep azalmış. Vatandaş hayat pahalılığıyla enflasyon arasında eziliyor. Enflasyonla mücadelede aldıkları tek önlem TÜİK'in başına damat bakanın arkadaşının atanması. Ve TÜİK'in yaptığı bir takım hokus pokus işleri. Rakamları makyajlayarak mutfaktaki yangını, ocaktaki boş tencereyi saklarız zannediyorlar. Resmi enflasyon rakamlarıyla milletimizin yaşadığı pahalılık arasındaki uçurum her gün biraz daha büyüyor. İşsizlik kanayan yara haline geldi. Ülkedeki gerçek işsiz sayısı 8 milyonu aştı. Her 100 gençten 27'si işsiz. Bu Türkiye'de rekor. Üniversiteli işsiz sayısı bir türlü 1 milyonun altına inmiyor. Bütün bunları yaşarken insanlar medet diye bağırıyorlar. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan Adalet ve AK Parti Genel Başkanı her üniversite mezunu iş bulacak diye bir şey yok diye bunlara yanıt veriyor. AK Parti Genel Başkanı'na soruyoruz. Sen bu ülkenin evlatlarına iş bulmasını sağlayacak koşulları yaratamayacaksan o koltukta neden oturuyorsun? Anayasa sana bu görevi veriyor. Sen çıkmış senin evladına iş bulmak benim işim değil diyoruz. Borç artmış, gelir azalmış, işsizlik ve hayat pahalılığı milletin belini bükmüş. İşte bugün Elin oğlu kalkmış bize emir veriyorsa, bir zamanlar Orta Doğu'nun saygın ülkesi, sözü dinlenen Türkiye, bugün Türkiye ile bugün Amerika Birleşik Devletleri Başkanı alay etmeye cesaret ediyorsa bunun sebebi bu borçlardır. Ülkenin dolar kolik edilmesidir. Meşhur bir hikaye var. Savaşın kaybedildiğini öğrenen Napolyon komutanlara savaşı neden kaybettik diye sorar. Komutanları bunun birkaç nedeni olduğunu söylerler ve saymaya başlarlar. Birinci sebep derler, barut bitti. Ondan sonrası Napolyon komutanların sözünü keser. Der ki tamam arkadaşlar gerisini saymanıza gerek yok. Bu ülkenin ekonomisi o ülkenin barutudur. Barut bittiyse gerisini saymaya da gerek yoktur. Değerli basın mensupları, Suriye meselesi bize ekonomiyi unutturmamalıdır. Bu ülkenin gerçek gündemi boş tenceredir. Yoksulluktur. Borcunu ödeyemediği için yaşamına son veren yurttaşlarımızdır, çiftçilerimizdir, esnafımızdır, tüccarımızdır, gencimizdir. En büyük avantajımız dediğimiz ama bir türlü iş bulamadığımız, üretime katamadığımız gençlerimizdir. Saraylarında vatandaştan kopuk yaşayanlar artık milletin sesini duymuyorlar.
Milletin hali de onların çok fazla umurlarında değil. Ülke yönetilemiyor, oradan oraya savruluyor. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi varsa sorularınızı alabilirim. Evet. Haber Global Televizyonu Serap Belevacıklı. Faik Bey, şimdi Suriye'deki durumdan bahsettiniz ama bir çekilme süreci vardı ABD ile anlaşmadan 13 maddelik mutabakat sonrası 120 saat gibi bir süre verilmişti YPG PKK'ya bölgeden çekilmesi için. Yarın saat 22 itibariyle o süre doluyor. Ancak bazı YPG'lilerin PKK'ların çekilmediğine dair duyumlar var. Operasyon tekrar başlatılabileceği mesajı verildi. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Açıkçası biz de izliyoruz. Bakalım ne olacak? Hep beraber göreceğiz. Ama şunu açıkça söyleyeyim. Yani bu ülkede, bu ülkenin güneydoğu sınırının terör örgütlerinin cirit attığı bir alan olmasına hiçbir şekilde izin vermemek lazım. Bir, iki, alınacak önlemlerle Suriye'de güven ortamı sağlandıktan sonraki biz bunun Suriye yönetimiyle görüşülerek olması gerektiğini söylüyoruz. Suriyelilerin de ülkemizde bulunan misafir ettiğimiz Suriyelilerin de bir an önce ülkelerine dönmesini sağlanması lazım. Evet. Buyurun. Aynı soruya ek yapacağım efendim. O 120 saatlik süre yarın akşam bitiyor. Birçok tepki de geliyor bununla ilgili, daha çok değerlendirme. Dün akşam da Mahir Ünal bir değerlendirmede bulundu. Muhalefete tepki gösterdi. Dünyanın %90'ı bu anlaşmaya Türkiye kazandı, Erdoğan kazandı, zafer diyor ama muhalefetten böyle bir ses yok. Muhalefet buna zafer diyemiyor, Türkiye kazandı diyemiyor diyerek muhalefete tepkisini yöneltti. Siz nasıl değerlendireceksiniz? Evet, şimdi Suriye konusu özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde seçimlerin yaklaşması nedeniyle çeşitli kesimler tarafından çeşitli biçimlerde yorumlanıyor. Bir kesim diyor ki bu Türkiye kazandı. Bir kesim diyor ki biz kazandık. Yani Trump taraftarları da bu işi biz kazandık. İşte mermi atmadan, şu olmadan bu işi bitirme imkanı ortaya çıktı gibi, ateşkesi sağladık gibi bir takım söylemler içindeler. Türkiye'de de aynı şey var. İktidar da biz kazandık diyor. Ama biz, açık söyleyeyim, Amerika Birleşik Devletleri'nde ne konuşulduğuna bakmayız. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki basının ağzına da bakamayız. Biz milletimizin ne dediğine bakarız. Biz de milletimizin derdine tercüman olurken milletimizin dediğini burada söyledik. Milletimiz bu işin çözüleceği bu yaklaşımla dün dediğini bir gün sonra reddederek, yapmayarak bu işin çözülebileceği konusunda ciddi endişeleri vardır. Biz de bunu dile getiriyoruz. Evet. Bir sorum daha olacak ama efendim. Evet. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gar ihalesini alınmaması ile ilgili. Ekrem İmamoğlu da bununla ilgili açıklama yaptı. Belediyede daha önce de 3000 lirayla maaşa çalışan bir kişinin bir vakıf olarak, bir kurum olarak bu ihaleye girdiğini söyledi. Sizce niye çağrılmadı efendim İstanbul Büyükşehir Belediyesi ya da niye elendi? Biraz detay verebilir misiniz? Ya da Şimdi şunu söyleyeyim. Zaten hukuki süreç başlamış durumda. Bu ihaleden elenme gerekçelerini İstanbul Büyükşehir Belediyesi yargıya taşıyor. Gerçekten burada ihaleye fesat karıştırma noktasına kadar gidebilecek bir takım uygulamaların olduğu anlaşılıyor. Ve bunun bir tek nedeni var. O da şu. Yani milletin malını, milletin tarihi ve kültürel değerlerini millete vermek yerine yandaşa peşkeş çekmek isteniyor. Başka bir anlamı yok bunun. Evet. Efendim, Türkiye'nin güney sınırında terör örgütlerinin olmamasına yönelik görüşünüzü ifade ettiniz ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Soçi ziyareti öncesinde de ve o ziyarette de
Türkiye'nin özellikle Aynel Arap ve Münbiç gibi yerlerdeki terör örgütlerinin çekilmesini de gündeme getireceğini ifade etti Dışişleri Bakanı. Bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi olarak beklentiniz nedir? Yani Amerika ile varılan anlaşmanın sınırı ve kapsamın dışında kalan yerlerdeki teröristlerin çekilmesine yönelik neler söylersiniz? Çok açık söylüyorum. Sonuca bakacağız. Cumhuriyet Halk Partisi olarak takip ettiğimiz şudur. Terörün, terör örgütlerinin bu sınırlardan gelerek milletimizin canını, malını tehdit etmesini, tehlikeye atmasını hiçbir şekilde istemiyoruz. Buna izin verilmemesi gerekir. Buna dönük neler yapılacak göreceğiz ama şu ana kadar yapılanlar bize güven vermiyor. Evet. Teşekkür ediyorum arkadaşlar.